Merhaba, sizinle bugün IKEA'dan aldığımız LEG isimli bir sehpayı kuracağız. Sehpa gayet ucuz, 150 TL bir fiyatı var, 3 adet rengi var. Ağartılmış meşe, siyah ve beyaz. Biz bunu bir arkadaşımızın evinde gördük, böyle salonun ortasında gayet hoş duruyordu. Dedik biz de aynısından alalım, bir kurulumunu yapalım. Şimdi arkadaşlar içerisinden çıkan ürünlerden size bahsedeyim. Böyle bir vida poşeti çıkıyor içerisinden. Gerekli bütün malzemeler tam adediyle içerisinde var. Sonra bir tane şöyle bir cetvel çıkıyor. Cetvel önemli. Ayakların altındaki şurada bir tane daha parça var. Onun mesafesini ayarlamanıza yarıyor. Önemli bir parça şu da. Sonra bir tane de kurulum kılavuzu çıkıyor şu şekilde. Sayfalarını önce baştan bir incelemeniz lazım. Yani malzeme olarak size şunları söylüyor. Diyor bir adet çekiç olacak diyor. Bir tane yıldız tornavida, bir de böyle delikleri işaretlemek için sivri uçlu böyle bir malzeme gerekiyor ama onlar tabii tornavida gibi bir şey koymuşlar şuraya. O aslında böyle delikleri işaretlemek için şu cetveldeki deliklere böyle onu denk getiriyorsunuz. Sonra da oraya vidalamanız gerekiyor. O işe yarıyor. Şimdi ilk çıkan parça şunu yapacağız ilk başta, şunu uygulayacağız. Sonrasından bahsedeyim. Önce şu tabloyu ters çevirip hani kağıt olan tarafı şu kağıt gibi gözüken tarafı üste gelecek. Şurada delikler var bakın. Bu delikler. Diğer tarafına vidalamamaya dikkat edin. Çünkü diğer tarafı zaten onun üst yüzeyi oluyor. Sonra da şunları buraya böyle elle hafiften tutturduktan sonra arkadaşlar şey yapmak gerekiyor. Şu kolları, yani kol diyorum, bacakları arkadaşlar bakın bir tarafında delik vardır. Diğer tarafında yoktur. Delikli tarafı şöyle üstüne gelecek şekilde yani vidanın üstüne oturtup bunu çevirmeniz gerekiyor. Şimdi bu işlemi birlikte yapacağız. Ardından da cetvelle yanlarına delikler atıp şöyle yanlarına delikler atıp ne yapacağız? Üst tablosunu koyacağız. Komple ayakları şöyle oturttuktan sonra arkadaşlar cetvelle çizme işlemini yapın. Zaten burada da kendileri o şekilde göstermişler. Yani kalkıp böyle elinizdeyken hemen ben buradan cetvelle çizeyim, deneyeyim falan diye düşünmeyin. Çünkü vidaladığınız zaman böyle hani öbür tarafa denk gelebilir. O zaman da patlarsınız. Yani sıkıntı olur. Ardından da ne yapmamızı söylüyor. İşte diyor cetvelle onu bir del diyor. İstediğin ölçüde, istediğin yerden. Sonra da diyor onları vidala. Yani vidalarken de tabii o sivri şeyleri de yerini burada belletmemizi söylüyor. Sonra vidaladıktan sonra da tabloyu üstüne geçirip şuradaki tabloyu üstüne geçirip tabloyu da ona vidalayacağız. Yapacağımız iş bu. Bu işleri yaparken arkadaşlar burada her ne kadar tornavida göstermiş olsa bile şurada ilk sayfada ne diyor? Bir tornavida, bir çekiç, bir delme aleti yeter diyor. Ama benim tavsiyem bir adet elinizde ne olsun şöyle şarjlı bir tornavida olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bu tarz işleri elle yapmak biraz zor oluyor. Şimdi başlayalım biz. Öncelikle bu taraftan başlayacağım. Arkadaşlar şunu hafif böyle tutturacağım şuraya. Bakın elimle böyle ve düzgün olmasına dikkat edeceğim. Şu şekilde. Sonra bakın delik burada. Hemen deliği buna denk getireceğim. Şöyle bakarak şu şekilde. Ve çevirmeye başlayacağım arkadaşlar. Şimdi ben çevirdikçe bunu önce ayağın içerisine giriyor bu arkadaşlar. Yalnız bunu böyle biraz nazik yapın ki tam şey olsun, tam otursun. Arada yamuk hareketler yapabilir. Ona çok fazla takılmayın arkadaşlar. Çünkü sonucunda vida yani ne kadar düz yapmaya çalışırsanız o yolunu bulacak yine de siz ne kadar uğraşsanız da. Şimdi vidalıyoruz. Hızlı yapmayacağım artık, yavaşlayacağım. Sonra geliyorum çünkü. Yalan olmasını istemiyorum. Bayağı zor olmaya başladı. Sonuna geldik. Tur daha döndüreceğim. İyice otursun. Bakıyorum. Bir turu daha var. Bakıyorum. İyice oturdu. Birazcık daha. Hadi birazcık.
birazcık daha zorlayalım. Herhalde oldu arkadaşlar. Çok hafif bir boşluk kaldı gibi. Evet. O boşluk da gitti şu anda arkadaşlar. Çok zorlamayacağım. Aşırı derecede zorlarsanız bu atabilir arkadaşlar. Çok zorlamadan yapmak lazım. Şimdi bu ayağımızı hallettik. Mis gibi oldu. Son ayağımızı yapıyoruz. Şöyle düzgün şekilde koyalım. Bakıyorum düzgün mü? Şöyle. Düzgün. Ondan sonra deliği üstüne getireceğim. Onu da tam ucuna denk getiriyorum şöyle. Önce hafif hafif çevirerek başlayacağım. Direkt yanımda zaten. Biraz daha böyle buraya oturtalım şunu. Sonra deliğine denk getirelim. Deliğe bakalım. Önce böyle hafif hafif başlıyorsunuz arkadaşlar. Ayaklar önemli çünkü bunu yamuk yaparsanız sıkıntı. Elinizde şöyle tutup yaparsanız daha rahat oluyor. Şöyle. Zaten geçmeye başladığı zaman sertleşiyor. Ondan sonra böyle çevirebilirsiniz. Bu şekilde. Hızlı yapalım da. Sona yaklaştıkça biraz sertleşiyor. Korkmayın arkadaşlar. Şöyle. Artık iki elimizi kullanma zamanı geldi. Şimdi sona geldiğini nereden anlıyorsunuz? Çok sertleşiyor. Ve kenarları aşağıdan baktığınızda tam olarak oturuyor. O olana kadar sıkmaya devam edin. Mesela bakın şimdi hala dönüyor. Bakın dönüyor. Artık bakın sürtmeye başladı. Hani sıkıştırmaya başladı. Bu son tur bakın. Bakın ses geliyor tık 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 diye. Artık komple oturdu. Böyle düzgün hale getirin şöyle. Sanki yapışıkmış gibi oldu. Bu artık buradan şey olmaz. Çıkmaz. Tekrar merhaba. Şimdi bacaklarımızın takma işlemini yaptık. Bacaklarımız gayet güzel oldu. Şöyle baktığınız zaman. Şimdi alt tablayı takacağız. Buraya denk gelen bir tablası daha var. O da işte bunun bacaklarının falan daha sağlam durmasını altına da bir şeyler koymanıza yarıyor. İçerisinden bir adet cetvel çıkıyor. Şöyle bir cetvelimiz var. Bu cetvelin şu en üst tarafındaki şu delikten işaretlememizi söylüyor. Biz de o şekilde yapacağız zaten. Çünkü hani yere çok da yakın olmasın raf. Tam ortada ortaya denk geliyor bu şekilde. Koyarken arkadaşlar hani bunu bacaklara koyarken şu şekilde masayı yan yatırmanız gerekiyor bakın şekildeki gibi. Ve size şunu söylüyor diyor ki bu diyor ayağın altını şu şekilde yerleştireceksiniz. Bakın zaten şurada olukları vardır bunun. Bakın oluğu var şöyle baktığınız zaman. Oluk şöyle geliyor. O oluk da tam buraya böyle tık diye oturuyor zaten gösteriyor bakın. Ne diyor? Bak şöyle. Diyor ki sola doğru, sağa doğru it. Yukarı doğru it. Oturacak diyor buraya. Zaten oklarla göstermişler bize. Ben kalem kullanacağım. Onlar böyle sivri uçlu bir şeyle işaretleyin demişler ama ben yapmayacağım aynı şeyi. Böyle kalemle güzelce işaretleyeceğim. Evet işaretlendi. Aynı şeyi diğer ayak için de yapacaksınız. Hep gösterdiği şekilde böyle. Hep bu şekilde. Bakın öteki tarafa da bu şekilde yine böyle getireceksiniz. Yani kalkıp böyle olmuyor zaten. Hep böyle. Bu taraf bittikten sonra diğer tarafa çevirip yine aynı şekilde işaretleyeceğiz arkadaşlar. Ve bir sonraki adıma geçeceğiz. Bir sonraki adımda da bize ne söylüyor? Hangi vidayı kullanmamız gerektiğini söylüyor. Bakın şu demir şeyleri kullanacağız. Yani şunları kullanacağız. Bunları kullanırken de ne diyor? Tam böyle deliğe denk gelecek şekilde şöyle koyun diyor. Ve uzun vidayla bu tarafı vidalayın diyor. Çünkü yükü taşıyacak taraf burası oluyor ya arkadaşlar. Yani şurası oluyor ya yükü taşıyacak taraf. İnce vida kullanmayın diyor. Böyle deliğe girecek vida kullanın. Çünkü ağırlık buradan bindiği zaman o vida atar.
Gerçi o kadar ağırlıklı şeyde koyuyorsanız sizde de bir sıkıntı var demektir. Yani devam edelim. Şimdi bunu hallettik. Şimdi buraya bizim normalde bunu şey yapmamız lazım. Hani bunu buraya vidalamamız lazım. Şimdi neyle yapacağım? Bana verdikleri vidayla yapacağım. Ne işlem arkadaşlar? Tam çizdiğim yere böyle bir nokta vuracağım ki vida oraya rahat girsin. Tamam mı? Yani tam oraya böyle şeyi denk getirme. Şöyle yapacağım. Oraya bir delik açtım. Yaptığım iş bu. Şimdi buralara bunları geçirmemizi söylüyor. Aynı şeyi üst tarafa da yap diyor. Sonra da tablayı koyup ne yapmamız gerekiyor? Tık tık vidalamamız gerekiyor arkadaşlar. En son o işleme geleceğiz. Şimdi birlikte biz bir tanesini buraya şey yapalım, uygulayalım. Şimdi başlayalım. Şu şekilde koymamı söylüyor. Hemen şarjlı tornavidamızı alalım. Ve şöyle başlayalım. Şimdi şöyle deliğe denk getireceğim. Şunu vidalar biraz buna göre şey biraz büyük gibi ama tam da getirdim. Tamamız. Tamamdır arkadaşlar. Bunu vidaladık. Çok da aşırı abanmayın üzerine. Hani sonucunda vida deliğine kadar giriyor. Bu da sağ sola böyle oynamıyor. Tamam. Şu anda bacaklarımızın alt tabla desteklerini taktık arkadaşlar. Cetvel ve alt satıyla tam olarak ortaladık. Şimdi alt tablayı geçireceğim ben. Ondan sonra da şuralardan vidalayacağız. Şuralardan yine vidalayacağız. Alt tabloyu vidalayacağız. Eğer uzun vidaları yani kısa vidaları burada kullanırsanız uzun vidaları tabloya bırakırsanız bu uzun vidalar tablonun diğer tarafından çıkar arkadaşlar. Ona da çok dikkat edelim. Zaten şeyde de söylemiş kullanma kılavuzunu. Arkadaşlar alt tabloyu şu yandan şöyle geçirdik. Şu kısmı aşağıya gelecek. Zaten onu görürsünüz. Sakın onu üste getirip vidalamayın. Zaten vidalayamazsınız. Sebebi ise hemen altında böyle tabloyu geçirdiğiniz zaman delikler var orada. O deliklere dikkat edin arkadaşlar. Tam böyle sizin yaptığınız şeye denk gelsin. Şu taktığınız zımbırtıya denk gelsin şöyle. Ona dikkat edin. Böyle gözünüzde bakın. Ondan sonra vidalayacağız şimdi. Önce alttakilerden başlıyorum. Tornavidanın ucuna şöyle tabii tornavidanın ucu bunu tutmuyormuş. O zaman yapacak bir şey yok. Bakalım tutuyor mu? Çok böyle hareket etmeden yavaşça arkadaşlar şöyle denk getirin ve tamam. Şimdi bunu yaparken şöyle üstten birisi tutsa şöyle çok iyi olur şuradan. Mesela siz de yapabilirsiniz onu. Şöyle şuradan şöyle elinizle şöyle tutarsanız. Tamam, 10 numara oldu. Şurası biraz şey oldu ama. Tamam. Arkadaşlar şimdi diğer tarafı takacağım ben. Ama şöyle bir sıkıntı var. Benim gibi şey tornavida kullanırsanız böyle elektrikli tornavida kullanırsanız bunu yaparken şey sıkıntısı oluyor. Şu dönen kısım şeye denk geliyor. Biraz ayağına vuruyor şeyin. Orayı böyle çizebilir. O yüzden ne yapıyoruz? Biraz daha böyle altına kağıt falan koyup arkadaşlar şey yapmamız gerekiyor. Şöyle şu an olduğu gibi bakın hemen onu kullandı. Çok da zorlamayın. Hani tuttu tamam. Daha da bir şey yapmaya gerek yok. Mümkün olduğu kadar şurayı sürtmemeye çalışıyorum ama yani sürekli de aynı şey oluyor. Biraz açısı dar olduğu için bende de el tornavidası olmadığından dolayı şu yanında verdikleri şeyden faydalanıyorum. Ki tabloya zarar vermeyeyim. Şu şekilde mis gibi vidalamış olduk arkadaşlar. Her zaman şuraya dikkat edin. Arkadaşlar sehpamızın kurulumu bitti.
gayet başarılı oldu. Rengi falan çok hoş. Sağlam duruyor. Şimdi son bir işlem kaldı. Şimdi bizde 1 lira olmadığı için bulamadık 1 lira. 50 kuruşla boyutunu belli etmek için şöyle üzerine bırakıyorum arkadaşlar. Yani baktığınız zaman 50 kuruş gayet bunun yanında küçük kaldı. Yani iyi oldu.